Beklediğimizin tabii ki biraz altında karar ama yine buna da şükür. Gerekli şeyi şu anda 1,5 yıl daha sürebilecek, daha doğrusu sürebilecek bir yurt dışı yasağıyla beraber istinat mahkemesine başvuracaklar muhtemelen. 3 yıl gibi bir ceza aldı. Eğer onanırsa içeri girecek. Bu sonucu, biz istinat mahkemesinin sonucunu bekleyeceğiz. Yani bir nevi biraz gönlümüzü biraz rahatlattı, kızım da olsun, biz olsun. En azından yurt dışına çıkıp da kaybolmayacak. Burada olacak. Şimdi kendisi gelsin bizle, bizim peşimize düşsün. Biz uğraştık, mücadele ettik. Şimdi kendi hayatı için mücadele etsin. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Öncelikle ben hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim. Çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Tabii ki bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Ama yine de onun bir ceza alması, yine de onun şu an onun üzülüp orada ağlaması ve kendisi için bir çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü 3 yıl sonra onun yine her şey bitebilir ama yine benim 3 yıl sonra bitmeyecek bir acı. Bir şey diyemiyorum. Daha caydırıcı olabilir yani trafik cezaları. Daha caydırıcı olabilir. 3 yıl yatıp da 3 yıl sonra Ezgi'nin dediği gibi herkes hayatına devam edebiliyor. Ama Ezgi'nin hayatı, ailemizin, hepimizin hayatı 3 yıl sonra yine bu şekil devam edecek. Tabii ki normal şartlarda en güzel cezayı almış bulunuyor. Ama yani dediği gibi yetmiyor.